Ülkemizin bugün içine düştüğü durum insan onuru davasını çok daha hayati bir mesele haline getirmiştir. Bu iktidar insan onuruna karşı duruşun bizatihi tarifi haline gelmiştir. İnsan onurunu yaşatacak olsa demokrasi yaşatacak olan demokrasi ve adalet maalesef ayaklar altındadır. İnsan onurunu yüceltecek olan hukuk, hak ve özgürlükler ihmal edilmiştir. İnsan onurunu muhafaza edecek olan hakkaniyetli bir gelir dağılımı göz ardı edilmiştir. İnsan onurunun ayaklar altına alındığı bir ülkede büyüme yerine küçülme olur. Huzur yerine gerilim olur. Adalet yerine baskı olur. Maalesef bugün Türkiye böyle bir ülke halindedir. Böyle bir görünüm içindedir. Gelecek Partisi olarak söz veriyoruz. İnsan onurunu ayağa kaldıracağız. İnsan haklarına her türlü saygı gösteren yeni bir düzen, yeni bir sistem kuracağız. İnsan haysiyetini yücelteceğiz ki ülkemizde ayağa kalksın. Refah artışı ve huzur tesis edilsin. İnsanımız huzur istiyor kardeşlerim. Diyoruz ya, huzur, güven, gelecek. Onun için huzur diyoruz. İktidarın kısır döngü kavgalarından, bitmez tükenmez ağız dalaşlarından, herkesi hain, herkesi düşman görmesinden, adaletsizliklerinden, adam kayırmacılığından bıkmış durumdadır halkımız. Türkiye bu iktidarın rant kavgalarından, bu iktidarın yolsuzluklarından ve bu iktidarın tarafgirliğinden, ekmeğini küçültmesinden, ekonomik palavralarından bıkmış durumdadır. Ülkemiz huzur istiyor. Ülkemiz hürriyet istiyor. Ülkemiz Gelecek Partisi'ni istiyor. Ülkemiz onun için işte biz huzur, güven, gelecek diyoruz. Ülkemiz bu iktidarın ortaklarıyla, görünür görünmez ortaklarla beraber Allah'ın her günü uydurduğu saçma sapan gündemlerden, ayak oyunlarından, millete tuzak kurmalarından bıkmış durumdadır.